Sürem çok az motor gibi anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. E, bu işlere ben nasıl bulaştım önce biraz ondan başlayacağım. Sonra koronun hikayesini anlatacağım e, ve bugünlere geldik ne yapıyoruz, ne ediyoruz, niye yapıyoruz bunları onlardan bahsedeceğim. Aslında e, kimse benim bir koro şefi, müzisyen ya da besteci olacağımı düşünmüyor çok küçük yaşlardayken. Çünkü iki buçuk yaşındayken kendi kendime okuma yazma öğreniyorum. Dolayısıyla ailemin benim üzerimdeki e, hep hayali ve ideali e, herhalde geleceğin parlak bilim insanı. ...yönünde bir şey... ...ama bir yandan da bir oyuncak melodika ile... ...karşılaşıp bu sefer onda... ...kendi kendime böyle duyduğum her şeyi çalmaya başlamışım... ...bunu fark edince bizimkiler bana ufak bir org alıyorlar... ...bu sefer orada... ...vardır küçük orgları olan aranızda muhtemelen... ...böyle üstünde sarı sarı tuşları vardır... ...tıp tıp tıs falan diye... ...davul seti e, simülasyonu olan... ...sonra o o bitince bir büyüğü geldi... ...derken böyle bir... ...böyle başlayan bir müzik yaşantısı... ...uzunca bir sürede zaten kendi kendine devam edecek bir yandan bu okuma yazma ve sayılarla aram iyi o yüzden hep okul yaşantım çok ilginç geçti işte yuva ana sınıfı işte ilkokul, ilk ilk öğretim diyeyim bütün bu aşamalarda hep bir sınıf atlatma girişimi annemin işte yaşıtlarıyla okusun demesiyle sonuçlanan ki çok mantıklı buluyorum hala bir süreç herkes başıma toplanırdı Böyle işte kağıdıma bakardı hocalar böyle kağıtları dağıttığı zaman yazılılar sonrasında. Aa hata yapmış hocam hata yapmış gibi gibi. Bundan bana kalan bir mükemmeliyetçilik oldu. Ee, büyük şans travmatik bir şeye dönmedi ama yaptığım bütün işlerde muhtemelen işte kusursuz olmaya, olabildiğince hatasız, olabildiğince en iyi yapmaya kendimi bir şekilde şartlamış bir çocuk olarak yetiştim. Ee, derslerle okulla aram hep çok iyi oldu. Ee, gelirdim eve çantamı bırakırdım. Hemen işte 20-30 dakikada ödevlerimi bitirirdim daha üniformamı çıkarmadan. Ondan sonra kendimi dışarı atardım. Ya bir modern dans provası, işte ya bir halk oyunları çalışması, okul takımının bir antrenmanı, işte ya da bir satranç çalışması vesaire. Aklınıza gelebilecek envai çeşit hobi diyebileceğimiz. Ama benim bir şekilde hiç hobi gözüyle yaklaşamadığım birçok aktivite. Ee, hiçbir şey yoksa ee, mahallede park vardı bir tane çok genişçe bir park çıkıp orada çok güzel maçlar yapardık yani bunlara yetişen bir çocuk olduğum için çok mutluyum ee, ve bu hiçbir şeyi yalnızca hobi işte hadi biraz da şunu deneyeyim gibi e, yaklaşmayıp da hepsini çok ciddiye alarak ve layıkıyla yapmak bana keyif verdiği için de aslında yine bugüne hepsinden bir şeyler kaldı lisede Tiyatro mesela benim için çok çok ön plandaydı. Müzik de kendi kendine devam ediyor. 7 yaşındaki lise korosunda şarkı söylemeye başladım. Bir 7 yıl kadar orada şarkı söyledim. Orada kendi kendime nota okumayı öğrendim. Ve çok sesli müziği aslında içselleştirebilmemin en büyük etkeni odur diyebilirim. Yani Türkiye'de çok sesli müziği içselleştirebilmemdeki en büyük pay sahibi şey. Bir yandan işte lisede çok yoğun tiyatro ile ilgileniyorum. Bir okul grubumuz oldu. Onlarla işte... O kendi kendime öğrendiğim klavye çalmak, nota okumak, işte şarkı söylemek birikimimi de kullanarak düzenlemeler yapardım, şarkı söylerdim, işte klavye, gitar çalardım biraz. Onlarla da lise arası birçok festival yarışmaya katıldık, güzel ödüller aldık ki bunlardan bir tanesi aslında beni Boğaziçi Üniversitesi ile tanıştıran yarışma, Battle of the Bands diye bir yarışma hiç duyanınız var mı bilmiyorum ama dönemin önemli amatör müzik grupları yarışmalarından biri, belki de en önemlisi. Manga, Gripping gibi şimdi tanıdığımız grupların böyle birinci olup da oradan işte müzik yolculuklarına, ciddi kariyerlerine başladıkları bir yarışma. Yaş ortalaması işte 30-35 böyle Türkiye'nin her yerinden amatör müzik grupları. Profesyonel müzisyenler de var içlerinde. Biz de lise grubumuzla başvurduk. Bestelerimizi gönderdik. Finale kaldık. Ee, ve yarışma günü Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim ilk defa. Kenarda duruyoruz böyle. Tıfıl çocuklar işte elimizin altında böyle gitarlar, klavyeler falan biri geldi yanımıza dayanamayıp artık. Dedi ki ya çocuklar bir şey soracağım siz ne yapıyorsunuz burada ya dedim. Siz de mi yarışmacısınız yoksa? Biz de evet abi falan işte. Ya büyük başarı gerçekten yani bu yaşta finale kalmak aferin size helal olsun dedi böyle başımıza okşadı. Gitti işte aradan bir 5-6 saat geçti yarışmalar yapıldı sonuçlandı. Biz birinci olduk sonra o yarışmada. <laughs> sonra o başımıza okşayan kişiyi bir daha görmedik. Ve e, o şekilde ben Boğaziçi Üniversitesi'yle tanıştım. Aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak hep hayalimdi. Ama herhangi bir şey okuyup da işte bir işte ne bileyim bilmem ne mühendisliği okuyup şöyle bir yerde yüksek lisans yapayım, şöyle bir işim, şöyle bir evim, şöyle bir arabam, şöyle bir kariyerim olsun gibi bir fikirle değil de gerçekten üniversite yaşantısı benim için çok küçük yaştan ilginç bulurum bunu. E, hala da arkasındayım bu bilincin. Benim için e, bir meslek kapısından ziyade aslında evimizden uzaklaştığımız ee, ve Türkiye'nin Hatta dünyanın dört bir yanından e, bambaşka stillerde insanlarla karşılaştığımız farklı hayat görüşlerinden e, farklı ailelerde yetişmiş farklı hassasiyetleri olan e, birçok farklı insanla e, karşılaşıp kendimizi keşfettiğimiz ufkumuzu vizyonumuzu e, şekillendirdiğimiz karakterimizi e, Aslında oluşturduğumuz şekillendirdiğimiz ve bizi e, ergenlikten genç yetişkinliğe doğru e, ulaştıracak bir köprü yani işte 17, 16, 17 yaşındayken de böyle düşünüyordum. Bunun sebebi de ailemin bana bir ekonomik rahatlık sağlaması vesaire değil. Tam tersi her zaman kendi hayatını kazanması gerektiği bilinciyle yetişen bir çocuk oldum. Ee, ve böyle Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaya başladım. Ne okusam beni keser dedim. Eledim, eledim, eledim. Psikoloji ve matematik kaldı. Sayısal bölüm okuyordum. Matematiği kazandım. Başladım okumaya. TRT İstanbul Radyosu çok sesli gençlik korusunda şarkı söylemeye başladım. Ardından... Ee, bir yandan da Birçok grupta çalıyorum. Liseden devam eden tiyatro grubumuz var. Mezunlar topluluğu onlarla devam ediyorum. Zaten acayip yoğun bir yaşantım olmuş yani üniversiteye gelene kadar. Ee, ve üniversitede e, baktım ki müzik kulübü var ve müzik kulübünün koroları var. Hep korolarda söyleyen bir çocuk olarak ben de bir tanesinde neden yer almıyorum deyip işte tanışma gününde dinletisine denk geldim caz korosunun seçmelerine girdim. Kazandım, başladım söylemeye. İki yıl orada e, şarkı söylerken o zamanki şefimiz Cihan'ın asistanlığını yaptım bir nevi. İşte o zamana kadar getirdiğim o kendi kendime edindiğim müzik birikimiyle diyeyim. İki yıl sonra Cihan Amerika'ya gitmeye karar verdi ve e, koroyu da birine devretmesi gerekecek. Bana teklif etti bu sorumluluğu. Ben de mutlulukla ve gururla kabul ettim. Dedim ki... E, çok teşekkür ederim ama bir şey yapmak istiyorum senin de rızanı alarak. Yeni baştan bir seçme yapmak istiyorum. Dedi ki çok laf söyleyecekler, çok önüne çıkacaklar. Yani neden yeni baştan seçme yapılıyor? Koronun içindekilere bir daha seçme mi olur? Yok dedim abi ben başka türlü rahat etmeyeceğim. İşte o çocuktan gelen bir huy var ya. Bir şey olacaksa en iyisi olacak. Halbuki bir öğrenci kulübü etkinliği yani. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde müzik bölümü yok bu arada. Birçoğunuz biliyordur muhtemelen. Evet. Tamam dedi ben senin yanındayım yaptık yeni baştan bir seçme 2007 yılı 9 kişi başladık ben de söylüyorum topluluğun içinde o ilk performans bir buçuk ay sonraki ilk performans inanılmaz bir yankı uyandırdı o hani yükselen sesler aşağı indi müthiş bir ilgi oldu paylaştık bütün performanslarımızı sosyal medyadan 2007'den bahsediyorum 15 yıl önce bu arada sosyal medya denen şey yani yavaş yavaş. Bütün üniversitelerden davetler almaya başladık. Daha ilk yılımızda İstanbul Caz Festivali, Akbank Caz Festivali, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Amatör Caz Müzisyenleri Festivali gibi hem janra içinde hem de birçok farklı yerde, farklı festivalde performanslar yaptık. Avusturya'da çok önemli bir acapella yarışmasında iki gümüş diploma kazandık. Döndük. 3-4 yıl üniversite çatısı altında çok fazla şey yaptık. Farklı ekiplerle, değişen topluluklarla, farklı stillerde caz ağırlıklı. Ama bir yandan da son iki yılımızda da içine çok sesli türküler, dünya literatüründen, farklı dönemlerden eserler katmaya başladık. Çünkü 2010'da Çin'e gitmeye karar verdik. Dünya Kor Olimpiyatları'na. Büyük zorluklarla kimse inanmıyordu gideceğimize son saniye kadar direndik bir şekilde bütçeyi toparlayıp gittik. 90 ülke 400 koro ve 30 bine yakın katılımcıyla gerçekleşen dünyanın en büyük koro müziği etkinliği. İki yılda bir düzenleniyor. Dünyanın farklı yerlerinde. E, tabii orada da acayip bir şeyle karşılaştık. E, bir e, ikincilik, iki üçüncülük kazandık. O çok önemli etkinlikte. Döndük Türkiye'ye 2011. Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz bu sefer. Avusturya'da Paramız yok, ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte bir buçuk ay kalmış yarışmaya. Her neredeyse haftada 2-3 konserimiz var. İyice artık popülerleşti yani. O zamandan bir kitle oluşmuştu. İşte bu videoda e, izlediğiniz metro videosu, videonun başında izlediğiniz. Kaçınız o videoyu? Haziran 2011'de acaba gördü, denk geldiniz. Metro videosunu daha önce izleyenler var mı? <laughs> Bayağı bir el var. Herhalde Boğaziçi Caz Korusu'nu o vesileyle tanımış oldunuz. İlk karşılaşmanız öyleydi. Bir Birçoğunuzun diyeyim. İşte o video aslında biz kendimize sponsor ararken şampiyonaya gidebilmek için Türkiye'de bambaşka bir sayfa açtı. Hem koro müziğine hem caz müziğe olan bir aslında mesafede diyemiyorum çünkü halk bilmiyor bu müzikleri. Öncelikle halka bunun böyle çok eğlenceli bir yönünü tanıtmış oldu. Hiç bilmeyen koro müziğini böyle tanıdı. Çok sesli koro müziğini diyeyim, yoksa korolarımız var tabii ki yani e, çok değerli. Türk halk müziği korolarımız, Türk sanat müziği korolarımız ama çok sesli koro müziğini halk bilmiyordu o zamana kadar. E, ta ki bu video işte bir anda böyle bir tam gün boyunca işte İstanbul e, sokaklarında bir arkadaşımızın bir tanıdığının nikahını basarak Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden başladığımız en sonunda galiba metroda falan bitti yani o saat 8-8.30 gibiydi. Her yerde müthiş tepkiler aldık. Bu e, günün ardından bir konserimiz vardı yine. İşte bilgisayarımı açtım ben bakıyorum bir sponsorluk dönüşü var mı acaba bir ümit. Bir baktım önüme çıktı video. Bizim genç bir yönetmen arkadaşımız Deniz bizle beraber bütün gün boyunca e, o da bizleydi. O kendi başına hiç kimseye sormadan paylaşmış videoyu. 20 bin, 30 bin, 50 bin işte ikinci üçüncü gün 100 bin o zaman YouTube'da böyle milyonlar yok hemen yani. Büyük bir izlenme sayısı tabii ki. Hemen işte aynı hafta Cuma günü e, Beyaz Şov, Cumartesi günü Okan Bayülgen'in Disko Kralı vesaire bütün ana haber bültenleri, e, kültür sanat programları, röportajlar derken Türkiye hakikaten çok sesli koro müziğinin nasıl bir şey olduğunu e, ya da işte gördü, tanıdı bilenler de başka bir yönünü tanımış oldu. Ve biz tam o dönemlerde üniversiteyle artık çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Ve üniversiteyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık şampiyonaya gidebilmek için. Sponsorumuzu da bulduk o çok zor süreçte. Gittik dünya şampiyonasına. Yine videonun başlarında gördüğünüz iki dünya şampiyonluğu kazanıp Türkiye'ye döndük. Yıl 2011. Ee, ve döndük ama çalışacak yerimiz yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kurumlar, farklı dernekler bize kapılarını açtılar sağ olsunlar. Çünkü ne seçme yapabiliyoruz, ne prova yapabiliyoruz. Neredeyse haftada 3-4 konserimiz oluyor bazen. Derken bağımsız bir yolculuk başladı. 2012'de 100 bin euroluk bir borcun altına girdik. O borcu 5 yılda kapatabildik. Yine böyle bir son dakika iptal olan bir sponsorluk desteği sebebiyle ben o hazırlığı çöpe atmak istemedim. Bütün ikna çabalarına rağmen ve İtalya, Amerika ve Macaristan'daki çok önemli festivallere katıldık. Altın madalyalarla döndük. Ve o risk aldıktan sonra aslında o risk sayesinde bize dünyanın çok önemli koro müziği platformlarından, dünya koro müziğinin zirvesi olarak gösterilen yerlerden davetler gelmeye başladı. Yani Türkiye'den bir çok sesli koro aslında artık dünyada hatırı sayılır. Ve böyle en yüksek seviye platformlarda Türkiye'yi temsil eden, orada performans sergileyen ve onların içinden de genellikle hep ilk sırada, ikinci sırada ya da en çok dikkat çeken topluluklardan biri olmaya başarmaya başladı, öyle söyleyeyim. Ve 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk. Bu yolculuk devam ederken 2016'da Magma'yı kurduk. İçinden korolar doğdu. Bütün bu hikayede bugüne geldiğimiz zaman pandemi süreci dahi e, yaptığımız seçmelere bir tane seçmeye Türkiye'nin 81 ilinin 70'inden dünyanın e, 15-16 farklı ülkesinden 30'u aşkın farklı şehirden 1350-1400 başvuru e, almış bir e, topluluk haline geldi. Türkiye'de bunların olacağını bilmiyorum kim düşünebilirdi, kimin aklına gelirdi 10 yıl öncesinde ama şimdi öyle bir noktadayız ki e, Koro müziği mucizesini Anadolu topraklarına tüm Türkiye'ye yaymayı kendine misyon edinmiş dünyada Anadolu'nun müziğini en üst düzey platformlarda başarıyla gururla temsil etmeye devam eden hala kendi imkanlarıyla ve şu an bünyesindeki 8 aktif toplulukta, yaşları 14 ile 65 arası değişen 800'e yakın aktif amatör koro şarkıcısı bulunan yolu bizden geçen yine belki de 4000 kişi vardır öyle söyleyeyim tüm dünyada. Desteklediği üniversite korolarıyla, öncülük ettiği projelerle, korohane, kültürlerin sesi gibi projelerle ki bu kültürlerin sesiyle 5 farklı şehirde, 5 farklı dilde şarkı söyleyen korolar kurulmasını sağladık. Birçoğu pandemi yüzünden askıda kalmış vaziyette ama... Ee, inanılmaz bir e, etki yayılıyor tabii ki yani bütün bu projelerle tüm Türkiye'ye. Milyonlarca seveni, takipçisi olan her gün en zor zamanlarda dahi toplumsal konulara e, parmak basmaktan, e, ses çıkarmaktan e, bu konularla ilgili çekinmeyen ve milyonlarca kişiye her gün umut aşılayan, ilham olan kocaman bir aile olduk. E, ne mutlu bize böyle bir şeyi başarabildik bütün bu imkansızlıkların içinde. E, ama bütün bunları acaba neden yapıyorsunuz? Ya da işte sen ne yaptın diye sorarsanız ben matematiği yarıda bıraktım. Müzik okumaya karar verdim. Boğaziçi matematiği bıraktım. Yıldız'da bir yıl okudum, orayı bıraktım. Mimar Sinan Konservatuvarı'nda bir yıl okudum, orayı durdurdum. Sonra 2013'te bir teşebbüs daha. Şimdi hala öğrenciyim. Orkestra şefliği lisans okuyorum sevgili dostlar. Varsa aramızda üniversite öğrencileri. Onları selamlamak istiyorum. Lisans 2 öğrencisiyim şu an. E, buralarda olduğum zamanlarda derslerimi aksatıyorum ama artık ne yapalım hocalarım da biraz anlayış gösterecek. Zaten yarısı arkadaşım. <laughs> e, ama neden bütün bu fedakarlık diye soracak olursanız. 6 yıl öncesinden verdiğim ilginç bir röportaj geçen aylarda rastladım. Çok kısa bir kesit göstereceğim. Sonra da hızlanacağım biraz. 70 milyonluk bir koro olabilir bu ülkede. Çok zor mu? Bence değil. Bana soruyorlar. Niye Türkiye'desin? Niye yurtdışına gitmiyorsun? Ne işin var burada? Diyen de var. Ee, çok işim var burada. Öyle cevap vereceğim. Ee, yurtdışına gitmek tabii ki bambaşka kapılar açan bir şey. Orada yaşamak, bu müziği orada icra etmek, bütün imkanlar çok daha yüksek. Bütün bunlara rağmen, bütün bunların farkındayken niye buradasın? E, diyenler için de şunu söyleyebilirim. Ee, birilerinin burada kalması gerekiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. 6 yıl önce bunu söylemişim. 6 yıldır buradayım ama şu an ne kadar zor değil mi bu sözün arkasında durmak? Zor. Zor ama birilerinin kalması gerekiyor gerçekten de. Ya da gitsek de dönmemiz, yine burası için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Başı gümbürtüye gitti ama iyi de oldu. Neden diye sormuştum ya. En başında söylediğim şey 70 milyonluk bir koro olabilmek. O zaman öyleydi. Şimdi işte 85 milyonluk bir koro olabilmek. Neden? Ne katıyor bize koro olabilmek? Koro müziği yaparken biz aslında hep hayalini kurduğumuz, özlediğimiz huzur ve barış içinde birlikte yaşamayı öğreniyoruz aslında. Birbirimizi dinlemeyi, birbirimize anlayışlı olmayı, e, farklılıklarımızı birer dezavantaj değil birer zenginlik olarak görüp bu zenginlik yani bu farklı renklerin oluşturduğu harmandan keyif almayı öğreniyoruz. E, o yüzdendir ki aslında her şeye rağmen hala devam ediyoruz. Gelin. Ee, yine pandemi döneminde yaptığımız röportajlardan derlediğimiz bir video. Ee, koristlerin gözünden, çevrim içi dönemde katılan arkadaşlarımız da var. A asla yüz yüze gelmedik. Bir koroya ait olmak ne demekmiş onların gözünden, kulağından, e her şeyinden dinleyelim. Bir koroya ait olmak. Yani bu çok aşırı güzel bir şey bir kere. Bir birlikteliğin içine dahil olabiliyorsun ve sen de onlar gibi bakabiliyorsun aslında. Ee, ve bence insanın çakrasını çok genişleten bir şey. Çünkü gerek kültürel olsun gerek yani yaptıklarını, söylediklerini, öğrendiklerini bir ailenin parçasıymış gibi hissettiriyor. Ee, aynı dili konuşabildiğim insanlarla olduğumu düşünüyorum. Bir de şey çok güzel hani ailede de öyledir ya gerilim vardır ama aynı zamanda neşe vardır, gırgır vardır. Saçma sapan geyiklere doğru gider bazen her şey ama bazen de çok ciddidir durum yani ee, sorumluluklar vardır. Burada gerçekten o tutkunun, sorumluluğun, aşkın, kavganın, gerilimin hepsinin bir arada olduğu bir yer burası ve başka bir dil konuşuluyor bir de. Gerçekten mutluluk veriyor yani hayatına bence herkesin olmayan anılar katmış oluyor, cesaret katıyor, bunu yapabildim başarısı hissini duyuyorsun. İşte birçok insan tanıştım birçok hayatla böyle bütünleştim. Yardımlaştık, paylaştık. Bilmediğim şeyleri öğrendim. Belki birilerine ben de bilmediğim bir şey öğretmişim. Yani. Ay Farklı insanlarla olmak, farklı insanlarla beraber aynı fiziki olmasa da aynı ortamı paylaşmak ve aynı şeyi konuşmak hoşuma gidiyor. Böyle nasıl desem yani yanındaki de aslında çok hissederek bir şey yapıyor. Sen de çok hissederek bir şey yapıyorsun. Yani bir sürü insanın hissederek yaptığı şey tek bir noktada buluşuyor. Keşke bir de böyle tekrardan sahnelerde söyleyebilsek daha da güzel olacak. Koroda olmak gerçekten hani onu veriyor. Birlikte bir şeylerin yapabilmenin beraber daha güçlü bir şeyler çıkarabilmenin bir ortak bir zevki diyeyim yani çok keyifli bir şey bence. Tabii başarı ayrı bir şey ama birlikte şarkı söylemek bile çok güzel. Birlikte bir şeyi aynı şeyle aşka yapmak mı diyeyim öyle söyleyeyim. Günümüzün en önemli sorusu. Yarın ne olacak? Hangi meslekler devam edecek? Ben hangi mesleğe sahip olursam acaba bir bir, bir işe yarayacağım. Yani artık teknoloji hayatımıza çok güzel bir şekilde giriş yaptı bu pandemi vesilesiyle de hepimizin hayatına. Metaverse'ten bahsediyoruz işte e, robotlar zaten çalışmaya başladı uzun yıllardır. Dolayısıyla birçoğumuzun kafasında soru işareti var. Ne olacak? Evet, birçok iş kolu yok olacak. Bunu artık biliyoruz. Yani zaten göreceğiz 5-10 yıl itibarıyla. E, ama işte bir şey kaybolmayacak. Bizi biz yapan şey Duygularımız hiçbir yere gitmeyecek ve duygularımızı ifade etmenin, onlarla hareket etmenin en önemli e, yolu sanat, müzik, koro müziği. İşte koroda o duygu birliğini sağlamayı öğreniyoruz ve e, ne olursa olsun duygularımıza her geçen gün daha da fazla sahip çıkmalıyız. Onları asla es geçemeyiz artık çünkü bir tek o ok kalacak. Ve o her zaman devam edecek. Yavaş yavaş bu videonun devamını da izleyelim. Sonra son sözlerimi söyleyip kapatacağım. Yani kesinlikle buranın içinde olmak zaten acayip bir şey. Hani herkesin aynı şeyi hissedip aynı şekilde hareket edebilmesi. Benim ciddi bir kronik rahatsızlığım var. Ve bu dönem benim için çok zor geçti. Bazen enerjim çok düştü. Bazen kötü hissettim kendimi. Ama buradaki bütün insanlar bilmeden benim elimden tuttu ve beni bir şekilde devam etmeye e, sevk etti. Kimsenin daha önce yaşamadığı bir süreç içinde bir rutini devam ettirmek, bir tanıdıklığın olması aslında herkesi biraz da olsa rahatlattı bence. Ee, daha böyle samimi hissettirdi. Daha böyle ya evet aslında hayat devam ediyor. Hani böyle dışarıda böyle olaylar oluyor şu an kötü şeyler geçiriyoruz ama aslında bir şeyler yine devam ediyor. Hala hayatımda benim bulunduğum yerler var. Torunumu öğretebilirim, kızımı öğretebilirim, yakınlarımı öğretebilirim, öğrencilerimi öğretebilirim. Yani gerçekten paylaşabileceğim o kadar düzgün bilgiler alıyorum ki sizden. Ben acilde çalışıyorum ve bu hastalık bizi bitirdi artık. Yani o kadar yorulduğumu hissediyordum ki artık sadece hani Yaşam ve benim için benzer şeylerde ve ben sadece işe gidip geliyordum yani ve çok yorulmuştum. Cumartesi nöbetten çıkıyorum, pazar iyi ki prova var diyorum. Elime tekrar tabanımı aldım, her gün görüyorum bir sürü gülen insan, enerjik işte. Fotoğraf çekelim, resim yapalım. yani ben de tekrar gençleştiğimi hissettim. Aslında genç olduğumu hatırladım. Çok mutluyum, hakikaten çok mutluyum. Yani hep sizi seviyorum diye isim geliyor beni. Ne flash, ne flash. İşte bu yüzden diyoruz ki bizde korolarımızın sayısı artsın, Türkiye'nin her yerinde çocuk korolarımız, gençlik korolarımız çoğalsın ve çocuklarımız çok sesli korolarda şarkı söyleyerek yetişsinler. İşte az önce bahsettiğimiz insani değerleri aslında bünyelerine katarak o değerlerle yorularak sevmeyi paylaşmayı dayanışmayı öğrenerek e, yetişsinler ve o çocukların oluşturacağı toplum dünyaya çok daha farklı bakacak Emin olabilirsiniz. İşte o zaman bugün olduğu gibi maalesef savaşlardan kavgalardan değil aşktan sevgiden barıştan ve kardeşlikten bahsedeceğiz ve bunu hep birlikte yapacağız. Çok teşekkür ederim hepinize bana eşlik ettiğiniz için.